seyircilerimizi bu konuda aydınlatalım. Biyometrik hepimizin bildiği gibi teknolojinin yani bilim adamlarının bir ürün üretmesi gereken bilim adamlarının doğayı incelemesi ve doğadan bir çözüm bulmaları. Çözümü doğadan bulmaları, canlılardan bulmaları. Bir tanesi de bunlardan çekirgeler. Çekirgelerin gerçekten çok enteresan özellikleri var. Onlardan bahsedelim. Evet, slaytlarımızda görüyoruz. Maşallah çok estetik bir canlı her şeyden önce. Rengiyle olsun, vücut tasarımıyla olsun. Bacakları Mesela olsun, eklem yapısı. tabii o zıplaması çok ani bir harekette zıplıyor mesela. Hiçbir şekilde bakın incecik bacağı var. Burada kas demetleri çok azdır. Ancak hiçbir şekilde zarar görmüyor. Bir insana göre çok hızlı bir sıçrama yapıyor aslında. İnsanla kıyaslayacak olursak insanın çok yükseklere sıçraması Tabii. gibi bir durum bu. Ama hiçbir şekilde zarar görmüyor vücut yapısı. Çünkü buna göre yaratıldığını görüyoruz. Bakın çekirgelerin en önemli özelliği toplu halde sürü halinde uçmaları, hareket etmeleri. Aslında hareket etmeleri. Şimdi kilometrelerce böyle toz bulutu gibi, duman bulutu gibi çekirge sürülerini görüyoruz. Doğada baktığımızda toplu halde hareket etmeleri ve hiçbir şekilde bu çekirgeler birbiriyle çarpışmıyorlar. Kimi zaman bu sürünün genişliği 3-5 kilometre olabiliyor. Ki bu da çok inanılmaz bir canlı demek. Yani kilometre karede 30 ile 40 milyon çekirge bulunuyormuş. Bakın kilometre karede 30-40 milyon çekirge. Yani 2-3 kilometrelik bir sürüde milyonlarca çekirge var ve bunların hiçbiri çarpışmıyor. Halbuki biz günümüzde yaşadığımız sorunlardan birisi trafik kazaları. Değil mi? Sürekli olarak. Trafikte bile kaza oluyor. Arka arka sıkışık trafikte bile kaza oluyor Evet, sıkışık trafikte bile kaza oluyor. Neden? Çünkü arabaların buna yönelik yapabildikleri bir şey yok. İnsanlar kontrol ediyor. İnsan da dikkatsizlik yaptığında, bir dikkatsiz bir durum yaşadığında hemen kaza oluyor. Halbuki çekirgelerde bu olmuyor. Niye? Çekirgelerin bakın kendi kontrolüne verilmemiş bu. Çekirgelerin vücudunda bir sinyalizasyon sistemi görüyoruz biz. Başka çekirgeye mesafe olarak yaklaştığında yönünü otomatik değiştiren bir sistem var. Dolayısıyla hiçbir çekirgenin çarpışması mümkün olmuyor. Kilometrelerce sürü oluyor. çekirgeler bile elektrik üretiyorlar. Kendi hepsi aynı kutup elektriği yayıyorlar işte. Ondan dolayı da birbirine çarpışamıyorlar. Yani yaklaşmak isteseler de yaklaşamıyorlar. Bunu da tam böyle milyarlarca çekirge bir anda akın ettiği zaman, yani bir yerden göç ettikleri ve hızlıca yol aldıkları zaman, o esnada elektrik kutuplarının hepsi sözleşiyor. Hepimiz diyor eksiyiz veya artıyız diyor. Onun için aynı kutuplar birbirini itmesinden dolayı, bacaklarındaki bu kuvvetten dolayı birbirine yaklaşamıyorlar. Ondan dolayı da çarpışamıyorlar maşallah. Nereden bilecek çekirge elektriği aynı kutupların birbirini ittiğini ve elektrik üretmeyi? Muazzam hadiseler, evet. Evet, maşallah. Bakın başka özelliklerinden de bahsedelim çekirgelerin. Resimde gördüğümüz gibi çekirgenin larva halini görüyoruz. Daha sonra nimfa denilen bir hale geçiyor. En sonunda yetişkin bir çekirge oluyor. Şimdi bu toprağın içinde meydana geliyor. Bakın çok enteresan. Çekirgeler yumurtalarını yani larvalarını toprağın içine bırakıyor. Nasıl bırakıyor? 10-15 santim kadar tünel kazıyor. O 10-15 santim tünelin içine toprakta larvalarını oraya bırakıyor. 95 ila 158 larva arasında bırakıyor her deliğe. Ve bu delikler bakın metrekarede 1000 tane yumurta çukuru bulunabiliyor metrekarede. 1000 tane yani metrekare başına çekirge 1000 delik açıp oraya larvalarını bırakabiliyor. Bu larvalar çok enteresan başka bir yönü var. Onu da anlatalım. Bakın farklı zamanlarda toprağa bırakılıyor larvalar. Kimisi mesela bugün bırakıldı, kimisi bir hafta sonra bırakılıyor vesaire. Toprağa bırakıldıkları zaman değişiyor tabii ki larvaların. Ne zaman bırakırsa diğer çekirgeler larvaları. Ancak 10 ile 65 gün arasında bir bırakılma söz konusu. Hepsi aynı anda çıkıyor çekirgelerin topraktan. Çok mucizevi maşallah. Yani farklı zamanda bırakılıyorlar toprağa. Ancak hepsi aynı anda çıkıyor. Niçin? Havanın ısı oranını bekliyorlar. Çünkü belli bir ısıya gelmesini bekliyorlar. O koşullar oluştuğunda tüm larvalar bir yerden emir almışçasına aynı anda çıkıyorlar. Maşallah bu çok muazzam bir durum. Çünkü burada
hayvanların yetişmesi farklılık gösterebilir aslında. Hayvanların değil mi, normal halini alması farklılık gösterebilir. Ama hepsi aynı anda aynı olgunlukta çıkabiliyor. Farklı zamanlarda bırakılsalar bile. Bakın bu aynı zamanda bir Kur'an mucizesi. Çünkü Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Kamer suresinin 7. ayeti. Gözleri zillet ve dehşetten düşmüş olarak sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Bakın insanlar da farklı zamanlarda ölüp, farklı zamanlarda vefat edip toprağa farklı zamanlarda bırakılıyorlar değil mi? Gömülüyorlar. Ama kıyamet günü herkes aynı anda diriliyor. Maşallah Allah ayetinde çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar buyuruyor. 1400 yıl önce bunu bilmek pek mümkün değil. Çünkü bunu bilmek için tüm çekirgeleri incelemek lazım, davranışlarını incelemek lazım. Bu açıda zaten bir inceleme söz konusu değil. Ama ayette yine bu şekilde belirliyor. Maşallah bunda bir Kur'an mucizesi olduğunu görüyoruz. Çok çok güzel bir sistem o evet. Çekirgelerdeki. Yani zaman ayarlı veya ısıya ayarlı, duyarlı şey gibi. Yani bomba diyeceğim. Yani ısıya ayarlı bir sistem var orada. Kapsülü bırakıyor. Sıcaklık ölçüyor o kapsül. Canlı yani. Larva çıktığında canlı bir şey vücudunda üretiyor çekirge. Canlı şeyi toprağın içine bırakıyor larvayı. Bir kapsülün içerisinde. Yaşam kapsülü. Onun içerisinde yaşayabiliyor. Ve ısı ölçüyor sürekli. Yani dedektör sürekli ısı algılıyor. Isı ne zaman ki tam ideal boyuta geldi, tamam diyor, kapakları açın diyor. Açılıyor kapaklar, canlı dışarı çıkıyor. Tabii bu aşamaya kadar farklı zamanlarda toprağın altında ekilmiş gibi bırakılmış olmalarına rağmen embriyo tam doğmaya elverişli halde oluyor. Ya yani illa mesela insan nasıl 9 aydır değil mi? Ana karnındaki embriyonik süresi, ideal süresi 9 ay 10 gün. Çekirgede o konu çok daha kısa sürede hallolabilecek şekilde yaratılıyor maşallah. Maşallah. Bakın çekirgelerinde yeni yeni daha bulunan bilim adamlarının daha yeni yeni keşfettiği bir özelliği daha var. Şu an slaytımızda da görüyoruz. Çekirgelerdeki bir sistemin migren tedavisinde kullanılabileceğini araştırıyor bilim adamları. Çok enteresan. Çekirgelerin sinir sistemleri yüksek ısılarda ve oksijen azalmasıyla basıncın değiştiği durumlarda bu duyarlılığını, beynin bu duyarlılığını baskılayan, sinir sisteminin bu duyarlılığını baskılayan bir sistemleri varmış. Yani duyarlılığı bu tip durumlarda azaltıyorlarmış. Şimdi migrende hepimizin bildiği gibi hassasiyetin çok yüksek olduğu durumlarda insanlarda oluşuyor. Tabii basınçla da ilgili, ısıyla da ilgili. Çok inanılmaz ağrılara sebebiyet veriyor. Eğer şimdi bu aynı sebeplerle oluyorsa çekirgedeki bu sistemi işte uyarlamaya çalışıyorlar. Yani ne olacak? İnsanın hassasiyetinin yükseldiği durumlarda, beyindeki hassasiyetin aynı çekirgenin yaptığı gibi bu hassasiyeti azaltan bir sistem geliştirmeye çalışıyor bilim adamları. Eğer bu hassasiyeti azaltırlarsa, çeşitli ilaçlar olabilir ya da başka sistemlerle, o zaman insan o kadar ağrılara maruz kalmayacak. Ağrısı belki kısa bir süre sonra geçecek. Bakın, küçücük bir canlı diyoruz, çekirge. Allah ne kadar hikmetli, maşallah örnek edinmeksizin yaratıyor. Yine onu görüyoruz. Bakın ufacık bir canlının birçok özelliği var. Bizim faydamıza da birçok özelliği var. Allah çünkü can hayvanlarda sizin için ibretler vardır buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Biz çekirgeye bakıyoruz. Trafikte nasıl kaza olmayacağını ondan bulmaya çalışıyoruz. Başımızı ağrıyacağı zaman, migren olacağı zaman çözümü ondan bulmaya çalışıyoruz. Tabii vesile oluyor o. İnşallah. Bakın birçok konu ondan keşfedilmeye çalışıyor çekirgeden. Önümüzde örneği var. Allah önümüze örneğini getirmiş. Ve insanların tek yapması gereken o canlıyı incelemek ve sonucunu, çözümünü insanlığa uyarlamak. Ve çekirge, tabii bu sistemler, her şeyden önce bu sistemler evrimcilerin iddia ettiği gibi kademe kademe, yavaş yavaş gelişerek oluşabilir mi? Şimdi bu sinyalizasyon sistemini düşünelim. Bu 0-1 gibidir bu durumlar aslında. Ya çalışır ya çalışmaz. Parçalar eksik olduğunda çalışmaz. Parçaların tam olması lazım çekirgede ki bu sinyalizasyon sistemi çalışsın ve çekirge başkalarıyla çarpışmasın. Hayatı da sorunsuz bir şekilde devam edebilsin. Dolayısıyla kademe kademe gelişmeye burada imkan yok. Tekrar onu görüyoruz bakın. Birçok indirgenemez kompleks organdan bahsediyoruz, yapıdan bahsediyoruz. Çekirge de böyledir.
Bu sinyalizasyon sistemi ya çalışır tüm parçalar olursa ya da çalışmaz. Bir parçası olmasa bile çalışmaz.